Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gramerde, Farsça gramerinde sayfa 9'a gelmişiz. Sayfa 9'da meçhul fiil var. Yani edilgen fiil. Edilgen fiil yapmak için yardımcı fiil kullanıyoruz. Tıpkı İngilizce'de olduğu gibi. İngilizce'de de yardımcı fiille edilgen yapılıyor, değil mi? It was eaten. O yendi. Was eaten. Yendi. Gibi. Bir yardımcı, bir de asıl fiille. İşte Farsça'da da bir asıl fiil, bir de yardımcı fiille meçhul fiil yapacağız. Edilgen fiil yapacağız. Arapça'da öyle değil. Arapça'da fuile benzen çeviriyoruz. Kesera kırdı. Küsira kırıldı. Arapça'da harekeyi değiştirerek yapıyoruz. Fakat İngilizce'de yardımcı fiille yapıyoruz. Farsça'da da yardımcı fiille yapacağız. Mesela şikesten kırmak. Şikesten kırmak. Bunun muzarisi şiken gelir. Bütün mastarların sondaki nunlar neydi? Mastar nunu. Onu attığımız zaman geriye ne kalıyordu? Mazi kökü kalıyordu. Şikest. Şikest. Bu şikest. Şiken ne oluyor hocam? Mazi kökü. Şiken muzari kökü. Muzari kökü. Şimdi hani geçen derslerde muzari konusunda söylemiştik. Fiillerin iki tane kökü olur Farsça'da. Bir mazi kökü, bir muzari kökü. Veya hal kökü denir ona. Geniş zaman kökü. Mazi kökünü bulmak çok kolay. Sondaki mekmak anlamındaki nunu attığımız zaman geriye kalan mazi kökü. Şikest. Şikestem, kırdım. Bu kök ya. Hemen zamir getiriyoruz. Şikestem, kırdım. Kırdım. Bu arada tıpkı Arapçadaki gibi Farsça'da aslında hareke yoktur. Arapça bir gazete, dergi alsanız hareke yok. Aynı şekilde Farsça'da hareke yoktur. Yeni başladığımız için yani sesleri doğru öğrenin diye şimdi koyuyorum. Şikestem, kırdım. Şikestiği kırdın, sen kırdın. Şikest, o kırdı. Şikestiğim, kırdık. Şikestiğid, kırdınız. Şikesten, kırdılar. Çekimi böyle. Mazi. Dili geçmiş zaman. Başına mi getirince mi şikestem, kırıyordum. Mi şikestem, kırıyordum. Yor, şu mi'den geliyor. Ne oldu? Mi şikestem, kırıyordum. Şimdiki zamanın hikayesi. Şikestem, kırmışım. Şikestem, kırmışım. Mişli geçmiş zaman. Kırmışım. Şikeste budem, kırmış idim. Kırmıştım. Şikeste budem, kırmıştım. Mişli geçmiş zamanın hikayesi. Buden nereden geliyordu? Buden, nun ile biten. Buden, olmak fiili vardı. Buden, olmak. Nunu attık. Bud, mazi kökü. Budem, oldum veya idim. Oldum veya idim. Kırmış, şikeste kırmış, budem, idim. Küntü gibi kâne var ya, Arapça ona benziyor. Şikeste budem, kırmış idim, yani kırmıştım. Mişli geçmiş zamanın hikayesi. Tevanistem, şikest veya bu klasik Farsça, modern Farsçasını bugün göreceğiz. Tevanistem, şikest. Kırabildim.
Bakın bunlar hep mazi kökünden yapılıyor. Mazi kökünden yapılan kalıplar bunlardı. Hatırlayın diye söylüyorum. Bunları gördük daha önce. Şimdi muzari kökü şiken. Hocam şiken olduğunu nereden bileceğiz? Demiştik ya semai. Bunlar kuralı kaydısı yok. Ezbere dayanıyor. Tıpkı du, dit, dan, bi, vas, bin. Niye bi'nin ikinci past tense vas oluyor? Bilmiyoruz. Oturup ezberliyoruz. Şiken. Oturup ezberliyoruz. Muzari kökü, geniş zaman kökü. Şikenem, kırarım. Geniş zaman. Başından mi getiriyoruz. Mi şikenem, kırıyorum. Şimdiki zaman oldu. Şikenem, kırarım. Mi şikenem, kırıyorum. Şimdiki zaman. Birincisi geniş zaman, ikincisi şimdiki zaman. Bu muzari kökün başına B getirince ne oluyordu? Emir. Bir şiken. Kır. Emir. Bugünkü modern Farsça'da bu B'leri çoğunlukla fethalı telaffuz ederler. Beşiken gibi. Bir şiken. Kır. Mim getirirsek, B değil de mim getirirsek meşiken kırma. Meşiken kırma. Bu da olumsuz emir. Yani nehyi hazır. Nehyi hazır diyoruz. Buna emir hazır, buna nehyi hazır. Kırma. Meşiken klasik Farsça'da. Modern Farsça'da neşiken nun ile. Nidenin nesi. Neşiken modern Farsça'da böyle. Ama biz eski Farsça öğretiyoruz diye temelde onu bilin. Ha bakın geniş zaman, şimdiki zaman, emri hazır, nehyi hazır. Hepsi nereden türedi? Muzari kökten türedi. Onun için hem mazi kökünü hem muzari kökünü bileceğiz ki bunlardan türeyen kalıpları, kipleri, kalıpları bilelim. Tamam mı? Şimdi bugün bunlar daha önce gördüğümüz konular. Bugün edilgen fiili, meçhul fiili. Şikestem kırdım. Kırdım değil de kırıldım. Kırıldım. Edilgen fiili göreceğiz. Şimdi onu yapacağız. Tamam mı? Şunları bir sileyim. Bakın. Şikesten kırmak dedik. Nun mastar nunu attık. Şikest mazi köküydü. Şikeste budem deyince az önce yazdık. Kırmış idim. Hiç geçmiş zamanın hikayesi. Bize şimdi o lazım değil. Edilgen lazım. Şikeste şodem. Kırıldım. Şikeste şodem kırıldım. Yardımcı fiil neymiş? Şodem. Budem desedik kırmış idim olacaktı. Karıştırmayın. Şikeste şodem kırıldım. Nedir bu fiilin aslı? Şoden olmak. Şoden olmak. Muzarisi şev geliyor. Olmak anlamında bir fiil. Tamam mı? Bunu kullanınca yardımcı fiil olarak bunu kullandığımız zaman ne yapıyormuş? Fiili meçhul fiile, edilgen fiile çeviriyor. Kırıldım. Kim kırdı? Fail kim? Faili meçhul. Onun için meçhul fiil diyoruz. Faili meçhul. Yapan kim? Belli değil. Veya pencere kırıldı.
Şimdi şikeste şudem kırıldım. Şikeste şu zamir bu. Mim. Şikeste şodi sen kırıldın. Şikeste şot o kırıldı. Böyle gidiyor. Şikeste şot. Şikeste şodem. Şikeste şodi. Şikeste şot. Kırıldım, kırıldın, kırıldı. Şikeste şodim, şikeste şodit, şikeste şoden diye devam eder. Yazmaya gerek yok, anlıyorsunuz. Şikeste şodim, kırıldık. Şikeste şodit, kırıldınız. Şikeste şoden, onlar kırıldılar. Şimdi bir örnek yazalım. Pencere şikeste şot. Pencere parça. Evet. Pencere şikeste şot. Cam kırıldı. Pencere cam kırıldı. Şimdi üçüncü tekil şahıs o. Men şikeste şodem. Tu şikeste şodi. O şikeste şot veya pencere şikeste şot veya güldan şikeste şot. Gül çiçek demek. Güldan vazo. Çiçeğin koyulduğu yer. Vazo. Güldan şikeste şot. Vazo kırıldı. Güldan vazo şikeste şot kırıldı. Evet. Gül değil mi? Evet. Gül güldan, hem gül hem de çiçek anlamına geliyor genel anlamda. Güldan dan ismi alettir. Çiçek koyma aleti. Güldane ne isim var? Çiçek koyma aleti. Tamam mı? Hocam kendisinden sonra yazdığı fiil, her fiilin sonu H'de bitiyor. Bu kalıpta böyle. Bu edilgen fiil kalıbında şikest. Önce bu şikest. Sonunda bir kapalı H koyuyoruz. Şikeste. Ondan sonra şoden yardımcı fiilinin çekimli halini. Şodem, şodiyi, şot. Tamam mı? Bu şekilde yaptığımız zaman edilgen fiil oluyor. Tamam mı? Şimdi bu anlaşıldıysa sayfa 9'da kitabımızdan meçhul fiilden devam edelim. Meçhulün de arkadaşlar hem mazisi dil geçmiş zamanı, hem geniş zamanı, hem şimdiki zamanı olur. Mesela şikeste şodem kırıldım. Kırılırım demek istiyoruz. Şodun muzarisi neydi? Şev idi. Şikeste şevem kırılırım. Yardımcı fiil çekimliyoruz. Evet. Şikeste şevem kırılırım ve şikeste mi şevem kırılıyorum. Şikeste mi şevem kırılıyorum. Şu anda kırılıyorum. Demek ki şikeste şodem mazisi kırıldım. Şikeste şevem kırılırım. Geniş zaman şikeste mi şevem kırılıyorum. Şimdiki zamanı. Evet, bunları demek ki edilgen fiilin de mazisi var. Geniş zamanı var. Şimdiki zamanı var. Sayfa 9'da mazi meçhul diyor. Hem dili geçmiş zaman hem de edilgen olacak. Danisten fiili kullanmışız kitapta. Danisten bilmek. Daha önce geçmiştir herhalde. Danisten bilmek. Muzarisi neydi? Dan. Danist
Mazi kökü. Danistem bildim. Danem bilirim. Mi danem biliyorum gibi. Daniste şodem bilindim. Başkası tarafından bilindim. Daniste şodi bilindin. Daniste şod bilindi. Daniste şodim. Daniste şodi. Daniste şodem diye devam ediyor. B şıkkı muzari meçhul. Yani hem geniş zaman hem de edilgen olacak. Daniste şevem bilinirim. Daniste şevi bilinirsin. Daniste şevet bilinir. Muzari dal geliyordu yani. Muzari dal geliyordu. Onun için şevet oluyor. Daniste şevim biliniriz. Daniste şevi bilinirsiniz. Daniste şeven bilinirler. C şıkkı sayfa 10. Şimdiki zamanın meçhulü. Hem şimdiki zaman hem de meçhul. Daniste mi şeven biliniyorum. Daniste mi şevi biliniyorsun. Daniste mi şevet biliniyor. Daniste mi şevim. Daniste mi şevit. Daniste mi şeven diye devam ediyor. Olumsuzu yine olumsuzdaki yardımcı fiile geliyor bakın. Di'den neydi? Görmekti. Di'den görmek. Di'de şodem görüldüm. Başkası tarafından göründüm, görüldüm. Ha. Di'de şevem görünürüm. Görünürüm. Di'de şevem görünürüm. Di'de mi şevem görünüyorum, görülüyorum. Başkası tarafından görülüyorum. Di'de mi şevem görünüyorum. Di'de ne mi şevem görünmüyorum. Ne oldu? Olumsuz. Hem meçhul, hem şimdiki zaman, hem de olumsuz oldu. Di'de ne mi şevem görünmüyorum. Di'de ne mi şevem görünmüyorum. Geldik yeni bir kalıba. Şart sıygası. Eğer şunu yaparsam, eğer şunu yaptıysam, eğer şunu yapıyorsam, şart sıygasının da 3 kalıbı var. Mazi, geniş zaman, şimdiki zaman. Diğer kalıplarla aynı. Sadece başına bir eğer getiriyoruz. Türkçe'de eğer diyoruz ya, eğer şunu yaparsam. Farsça'da eğer, bakın biraz vurguluyoruz. Eğer, eğer değil, yumuşak değil. Handen okumak. Handen okumak. Handen okumak. Nun neydi? Master nunu. Handem, hand mazi kökü oluyor. Hand. Handem okudum. Handem okudum. Eğer handem, eğer okuduysam. Handen okumak. Nun mastar. Hand mazi kökü. Han muzari kökü. Handem okudum. Başına eğer getiriyoruz. Eğer handem, eğer okuduysam. Okuduysam. Şey yani aynı. Eğer handi, handem handi, hand. Okudum, okudun, okudu. Eğer handem, okuduysam. Eğer handi, sen okuduysan. Eğer han, o okuduysa. Eğer handim, okuduysak. Eğer handi, okuduysanız. Eğer handen, okudularsa. Han muzari kökü. Hanem okurum. Eğer hanem eğer okursam. Eğer hanem okursam eğer okursam. Bak bu okuduysam. Bu okuduysamdı çünkü fiil mazi ya. Fiil mazi olduğu için okuduysam giriş zaman. Hanem okurum giriş zaman. Eğer hanem eğer okursam. Şart kipinin geniş zamanı. Mi hanem okuyorum. Eğer mi hanem eğer okuyorsam. Şu anda eğer okuyorsam. Tamam mı? Çok kolay. Yani fiiller hiç değişmiyor. Sadece başına bir eğer geliyor.
Eger hani, eger han, eger hanim, eger hanim, eger hande. Han, eger... Yani, olmadı. Olmadı. Bak şimdi. Hanem, okurum. Hani, okursun. Haned, dal geliyor. Muzarege'de dal geliyordu. Haned. O okur. Hanim, okuruz. Hanit, okursunuz. Hanend, onlar okurlar. Ha. Eger hanem, okursam. Eger hani, sen okursan. Eger haned, o okursa. Eger hanim, biz eğer okursak. Eger hanid, okursanız. Eger hanend, okurlarsa. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi kitabımızda çekim var. Şart sigası sayfa 10. Şart sigasının A şıkkı şartın mazisi. Eger handem okudum ise, okuduysam. Eger handi okuduysan. Eger hand okuduysa. Bakın eger hand, handem handi hand ya. Hand. İstersen hareket koyun. Eger hand. Eger handim okuduysak. Eger handit okuduysanız. Eger handen onlar eğer okuduysalar. Muzarisi geniş zamanı. Hanem okuru, okurum. Eger hanem okursam. Eger hani eğer okursan. Eger haned eğer okursa. Bakın eğer haned ile sol taraftaki mazin adındaki eğer hand yazılışı aynı. Yazılışı aynı. Harekeleri değişiyor. Eger hand eğer o okuduysa. Eger haned eğer o okur ise. Hah, bak dikkat edin. Yazılışı aynı. Hareket değişiyor. Hand da cezim, nun cezim. Haned de nun fetha. Ha, onun için hareket koyun diyorum. Hareket koyun, dikkat edin manaya. Eger hanim okursak, eger hanid okursanız, eger hanen okurlarsa. C şıkkı şimdiki zaman, hal şimdiki zaman. Mi hanem okuyorum. Eger mi hanem, eğer okuyorsam. Eger mi hani okuyorsan, eger mi haned o okuyorsa. Eger mi hanim, eger mi hanid, eger mi hanend diye devam ediyor. Şimdi diyeceğiz ki eğer Adana'ya gidersem kebap yerim. Reften neydi? Gitmek. Gidersem eğer reften gidersem. Gittiysem demiyorum, gidersem. Bak geniş zaman. Ha, aferin. Eğer mi hanem ba. Şimdi reften gitmek. Muzarisi rev. Revem giderim. Reftem gittim. Reften, nun, mastar. Attık nunu, reft kaldı. Reftem gittim. Revem giderim. Mi revem gidiyorum. Eğer be Adana revem, eğer Adana'ya gidersem kebap horem. Horden yemek daha önce geçti mi? O zaman geçsin. Horden yemek. Mastar. Muzarisi hor. Nun neydi? Mastar nunu. Attık ne kaldı? Hord. Hordem yedim. Hordi yedin. Hord yedi. Hordim yedik. Hordid yediniz. Hordend yediler. Hor muzarisi. Horem yerim. Horem yerim. Bak şu. Hori yersin. Hored yer. Horem. Hori. Hored. Muzarede dal geliyordu. Horim yeriz. Horid yersiniz. Horend yerler. Eger be Adana revem. Be neydi? İsmin e hali. Adana'ya revem gidersem şayet. Kebap horem, kebap yerim. Tamam mı? Yine bir kalıba geçiyoruz. Dua kalıbı. Dua kalıbı. Sayfa 10'da. Bakın. Dua nasıl yapılıyormuş? Muzari üçüncü şahsın dal harfinden önce elif ilavesiyle dua yapılıyor. Revem, revi, reved dal var ya orada. Reved dal. Heh. Mesela onun gibi.
daldan önce bir elif ekliyoruz ama her fiil olmuyor tabii. Her, çünkü dua kalıbı her fiilde olmaz. Mesela daden vermek. Daden vermek. Deh muzaresi. Dehem veririm. Dehi verirsin. Dehet verir. Dehet verir. Dal geldi mi? Geldi. Sonda bir dal var. Şimdi yazalım onu madem. Daden vermek. Deh muzaresi. Dehem veririm. Dehi verirsin. Dehet verir. O verir. İşte şu daldan önce bir elif ilave ediyoruz. Dehat versin. Allah iyiliğini versin der diyoruz ya. Allah Teala şunu versin, bunu versin. Dehat versin. Başka kitaptaki örnek. Diden görmek. Diden neydi? Görmek. Muzaharesinde geliyordu? Bin. Binem görürüm. Bini görürsün. Binet görür. Binet görür. Üçüncü tekil dışarı. Dal geldi mi? Geldi. Kaidemiz neydi? Daldan önce bir elif ilave ediyoruz. Binat görsün. Binat dua kalıbı oldu. Görsün. Allah halimizi görsün. İşte acısın gibi. Kerden yapmak etmek fiiliydi. Yapmak etmek fiili. Muzaresi kon. Kün diye yazılır, kon diye okunur. Konem, koni, konet. Üçüncü tekil şahısı neydi? Konet. Dal geldi mi? Konet. Yapar, eder demek. Yapar, eder. Yapmak, etmek çünkü fiil. Daldan önce bir elif ekliyoruz. Konat, yapsın, etsin. Konat. Yapsın, etsin. Tamam mı? Dua kalıbı da böyle. Allah. Huda, Allah de kullanılır. Huda da, Huda dedi. Huda. Mara bizi af konat. Affetsin mesela. Şöyle sileyim. Huday Teala Mara Afkonat. Allah Teala Mara bizi Afkonat affetsin. Bu arada Besmele'nin Farsçası biliyor musunuz? Be nam-ı Huda bakhşende-i mihriban. Be nam-ı Huda. Nam isim. Be nam ismi ile. Normalde ismin halleri görürsün değil mi? B normalde ismin E hali yapıyor. B ismin E hali yapıyor. Fakat bazen B ba anlamında gelir. Farsça'da ba ile demektir. İle. Bazen ba yerine B gelir. İşte burada olduğu gibi. Benam-ı Huda. Allah'ın adı ile. Bismillah. Allah'ın adı ile. Nasıl Allah? Bahşende. Bağışlayıcı. İ buradaki i ve demektir. Atıf. Kesreyi atıftır. Mihriban, şefkatli. Rahman ve Rahim diyoruz ya. Rahman, Rahim. Bağışlayan, affeden, şefkatli. Allah'ın adı ile. Mihriban. Şefkatli. Mihriban.
mihir, güneş, mah, ay demektir. Mihri mah, oradaki mihru mah anlamında yani. Güneş ve ay anlamında olsa gerek. Evet. Bazen esreler atıf böyle ve anlamında olur. Şimdi sayfa 10'da geldik. Yeterlilik sigasına. Sayfa 5'te yeterlilik sigasının mazisini görmüştük. Demiştik ki sayfa 10'da bunun mazisi, geniş zamanı, şimdiki zamanı bir daha gelecek demiştik. Hatırladınız mı? Şimdi geldi işte. Şimdi di'den görmek. Şunları önce bir sileyim. Yer açılsın. Di'den bin görmek. Görebildim. Yeterliliğin mazisi. Görebilirim. Geniş zamanı. Görebiliyorum. Şimdiki zamanı. Üç tane kalıp var. Şimdi yeterliliğin mazisi. Tevanistem did. Klasik Farsça da böyledir. Görebildim. Tamam mı? Tevanistem did, görebildim. Buna klasik Farsça değil, modernini birazdan söyleyeceğim. Klasik Farsça, eski Farsça. Eski Farsça da böyle. Bakın zamir bu. Tevanistem did, ebildim. Farsça'da nasıl yapıyor? İngilizce nasıl yapıyoruz? I could see, görebildim değil mi? I could see, görebildim. Yardımcı fiil, bir de asıl fiille birlikte yapıyoruz. İşte yardımcı fiil, işte asıl fiil. Tıpkı İngilizce gibi. Tevanistem did, tevanisti did, sen görebildin. Tevanist did, o görebildi. Tevanistim did, biz görebildik. Tevanisti did, siz görebildiniz. Tevanisten did, onlar görebildiler. Şimdi görebilirim. Tevanisten, burada yapıyorduk. Tevanisten bunu, kelime anlamı da yapabilmek demektir, bu anlamı da budur. Bunun muzaresi tevan. Eski Farsça tuvanesten diye okunuyormuş. Tuvan diye okunuyormuş. Hatta tuvana diyorlar. Tuvana diye bazı dükkanlara isim veriyorlar. Tuana, tuvana güçlü demektir. Muktedir demektir. Zengin demektir. Modern Farsça tevan. Şimdi bunu kullanacağız. Tevanem deyip görebilirim. Tevanistem ebildim. Tevanem ebilirim. Tevanem did. Görebilirim. Tevani did. Görebilirsin. Tevaned muzari ya, dal geliyor. Did. O görebilir. Tevanim did. Görebiliriz. Tevanid did. Görebiliriz. Tevanen did. Görebilirler. Şimdiki zaman mi tevanem did, görebiliyorum. Mi tevanem did, görebiliyorum. Şimdiki zamanı. Tevanistem did, görebildim. Tevanem did, görebilirim. Mi tevanem did, görebiliyorum. Üçü de yeterlilik. Yeterlilik mazisi, geniş zamanı, şimdiki zamanı. Tamam? Mi tevanem did, görebiliyorum. Bunlar arkadaşlar klasik Farsça. Eski metinlerde karşımıza böyle çıkar. Eski metinlerde karşımıza böyle çıkar. Onun için klasik Farsça lazım. Şimdi peki modern Farsça nasıl? Modern Farsça'da tevanistem did yerine modern günümüz Farsçasında
Didenin şey neydi? Bin. Tevamiz. Tem. Başına bir de B ekliyoruz. B. Binem. Bebinem. Bu zahresi tevanem bebinem. Bana aynı. Tevanem bebinem. Görebiliyorum. Görebilirim. Mi tevanem bebinem. Bu da görebiliyorum. Bu da Farsça'da mazi değil de klasik Farsça'da ne? Tevanistem did. Mazi kökünü kullanıyorduk. Did ne? Mazi kökü. Did mazi kökü. Klasik Farsça'da mazi kökü kullanıyoruz asıl fiilin. Modern Farsça'da ise muzarisini kullanıyoruz ve başına bir de B ekleyerek kullanıyoruz. Tevanistem bebinem. Görebildim. Bu mazi olduğu için. Tevanem bebinem. Görebilirim. Mi tevanem bebinem. Görebiliyorum. Hani normalde biz klasiği öğretiyoruz ama bunu da not olarak modern Farsça diye not ediyoruz ki modern bir kitapta gördüğünüz zaman şaşırmayın, yani niye böyle biz böyle öğrenmemiştik falan demeyin diye. Tamam mı? Başka bir örnek, bunları yazdınız mı? Bunları yazsanız başka bir örnek vereyim. Reften gitmekti. Muzarisi rev idi. Reften rev. Tevanistem reft. Gidebildim. Gidebildim. Hangi Farsçaya göre? Eski Farsçaya göre. Modern Farsçaya göre tevanistem berevem. Bu klasik diyoruz. Tevanistem berevem. Aynı. Gidebildim. Şuradaki çünkü mazi olduğu için. Bu da neymiş? Modern Farsça. Tevanistem reft. Klasikte mazi kökü kullanılıyor ve hiç değişmiyor. Sabit kalıyor. Çekim burada. Tevanisti reft. Sen gidebildin. Tevanist reft. O gidebildi. Tevanistim reft. Gidebildik. Tevanisti reft. Gidebildiniz. Tevanisten reft. Gidebildiler. Modern Farsça tevanistem berevem. Gidebildim. Tevanisti berevi. Gidebildin. Tevanist berevet. Gidebildi. Tevanistiyim bereviyim. Gidebildik. Tevanistit berevit. Gidebildiniz. Tevanisten berevent. Gidebildiler. Hocam müzarede de benekini getiriyoruz değil mi bu modernde? Tabii. Müzarede be geliyor. Ne tevanistem deyip göremedim. Mi tevanistem reft gidebiliyordum. Tevanistem reft gittim. Yani mi tevanistem reft gidebiliyordum. İkisi de değişiyor değil mi? Evet. Muzari geliyor ve başına B geliyor. Sonuna da çekim geliyor. Tevanim berevi. İkisi de değişiyor. Zamir ikisine geliyor tabii. Modernde öyle. Tevanistem berevem. Bak. Tevanisti berevi. Bak zamir hem burada var hem burada var. Klasikte sadece berevem, tevanistem değişiyor. Reft kalıyor. Klasikte hiç değişmiyor bu. Zamir bu. Klasikte sadece zamir değiştiriyoruz. Tevanistem reft, tevanisti reft, tevanist reft. Asıl fiil değişmiyor. Sadece yardımcı fiilindeki sondaki zamir değişiyor klasikte. Modernde ise tevanistem berevem. Mim iki tane zamir geliyor bak. Tevanisti berevi. İki tane yine zamir. Tevanist berevet. Tevanist berevet. Gidebildi. Tevanistim bereviyim. Gidebildik. Tevanistid berevid. Gidebildiniz. Tevanisten bereven gidebildiler. Siz şimdi klasiği öğrenin yeter. Yani bizim daha çok eski metinlerle uğraşacağımız için. Sayfa 11'de yukarıda B şıkkı var. Muzari. Yani yeterliliğin muzarisi. Tevanem reft.
var ya tevanem reft, onun üzerine klasik yazın. Çünkü reft mazi kökü ya. Tevanem reft klasik parça. Tevani reft sen gidebilirsin. Tevanet reft o gidebilir. Tevanim reft, tevanit reft, tevanent reft klasik parça. Yandas onun yanında sağda tevanem berevem diyor. Onun üstüne de modern yazın. Onun üstüne de modern parça yazın. Heh, soldaki tevanem reft klasik. Sağdaki tevanem berevem modern parça. Tevanem berevem gidebilirim. Tevani berevi gidebilirsin. Tevanet berevet gidebilir. Tevanim berevim. Tevanid berevid. Tevanend berevend diye devam eder. Heh, böyle. Olumsuz ne tevanem reft gidemem. Ne tevani reft sen gidemezsin. Ne tevanet reft o gidemez diye devam ediyor. Ne tevanem berevem bu da gidemem demek. O sağdaki moderni, soldaki klasiği. Tamam mı? Soldakiler hep klasik, sağdakiler hep modern. Geldik şimdi C şıkkı, şimdiki zaman, hal, şimdiki zaman. Mi tevanem reft gidebiliyorum. Mi tevanem reft gidebiliyorum. Mi tevani reft sen gidebiliyorsun. Mi tevanet reft o gidebiliyor. Bu nedir? Klasik parça, eski parça bu. Yandakine bakın, yana bakın hemen. Mi tevanem berevem. O da gidebiliyorum demek ama o moderni. Sağdakiler modern, soldakiler klasik. Mi tevanem berevem, mi tevani berevi, mi tevanet berevet gibi. Solda bakın altta ne var? Ne mi tevanem reft, gidemiyorum. Klasik parça. Ne mi tevanim berevim, gidemiyoruz. Modern parça. Yani klasik ve modern kafanızı karıştırıyorsa şimdilik sadece birisini öğrenmeniz kafi olabilir. Bir cümle alacağız bununla ilgili. Şeytan niz der yek lahza ez meşrik be mağrib mi tevanet berevet. Niz ayrı yazılan de dahi şey var ya ha şeytan da der yek lahza bir anda der de'da takısı yek bir lahza an. Şeytan da deryek lahza bir anda ez neydi? Denden takısın. Ez meşrik doğudan be mağrib batıya mi tevanet berevet gidebiliyor. Mi tevanet berevet gidebiliyor. Şeytan da bir anda doğudan batıya gidebiliyor. Yani bir insanın böyle tayyi mekan ederek bir anda işte şuraya buraya gitmesi o kadar önemli bir şey değildir. Havada uçana, karada kaçana fazla itibar etmeyin anlamında bir cümle. Evet bunu da yazdıktan sonra sayfa 11'deki ismin hallerinden devam edeceğiz. Zaten ismin hallerini daha önce görmüştük ama burada birkaç istisna şeyler var. Onları da görmüş olacağız. Yazdınız mı tahtayı? Peki. Yazdıysanız.
silelim. Hocam Ali, Ali Nis be medrese reft. Olur mu? Ali de medreseye, okula gitti tabii. Tabii tabii. Nis de day. Ha? Derle niz arasında ne fark var? Bu ayrı yazılan D'da var ya. Ali Ankara gitti. Hasan da. O da Hasan dahi. Hasan da. Buradaki niz o. Bu der bizim bildiğimiz D'da takısı. Der medrese okulda. İsmin halleri. Hane, yalın halde, ev demek. Hane, ev. Ra, ismin iyi hali. Hane, ra, evi. Değil mi? Hane, ra, evi. Fakat bazen iyi yerine e anlamında görürsünüz. Hatta bazen nın eki gibi anlamlarda eski metinlerde karşına çıkacak. Mevlid'de mefhari mevcudat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa ra salavat. Mustafa ya salavat. Mustafa ya Aliye Hasan'a ne ismin e hali. E hani iyiydi. Yani evet genelde ra ismin i halidir fakat eski metinlerde böyle bazen ismin e hali olur. Mustafa ra farçadır. Mustafa ya demektir. B ismin e hali. Behane eve. Az önce söyledik miydi? Nerede bilmiyorum geçti. B evet ismin e halidir. Bazen ba anlamında olur. Bazen ba anlamında olursa ile anlamına gelir. B der. B de yazar mesela ha. Benam-ı Huda dedik ya işte. Benam-ı Huda Allah'ın adına değil, adı ile. Oradaki B ile anlamında. Normalde Farsça'da A ile ba'dır. Men, ba, Ali, Ali ile ve Ankara, Ankara'ya reftem. Normal böyle ama eski metinlerde B yerine, ba yerine B görürsünüz. Der. Şıkta olabiliyor değil mi? Evet, bazen görürsünüz. Der ismin D hali. Der, hane, evde. Der, hane, evde. Dikkat edin, parçada hareke yoktur. Der, her zaman derdir. D'de tıkı anlamında. Bir de kapı anlamına gelen der var. Kapı anlamına gelen der saadet, mutluluk evi, kapısı gibi, mutluluk kapısı gibi. Derhane evde demektir. Deri, isim o zaman hareke değişebilir. Deri, hane, evin kapısı. Deri, medrese, okulun kapısı. İsim tamlaması olduğu için isim tamlamalarında birinci kelime, ikinci kelimeye eserle bağlanırdı. Kitabı Ali. Ali'nin kitabı gibi. Onun için esre geldiği zaman anlarız ki bu bizim D takısı değil. Esre aldığı zaman anlarız ki bu kapı anlamında bir isimdir. Takı değildir. Derihane evin kapısı. Ama bize şu anda o lazım değil. Şu anda takılığı öğretiyoruz. Derhane evde. Der medrese okula. Der bazar pazarda. Perişan. Ez. İlmi kelam. Farsça değil mi? İlmi. Evet, Osmanlıca'da kullanıyoruz. İlmi kelam. Kelam ilmi. Kelamın ilmi demiyoruz da kelam ilmi diyoruz. Hani belirtili insanın belirtisiz İslam anlamı diyorlar ya. Hı? İlmi kelam. Arapçada ilmül kelam falan derler. Ama Osmanlıca'da ve Farsça'da Farsça ilmi tabii. Osmanlıca'da daha kolay bak. İlmül kelam dile ağır geliyor. İlmi kelam daha hafif. Hocam, onun için Farsça'dan almışız şeyleri kullanmışız böyle. Kelam ilmi. Farsça'dan mı geliyor? Tabii. Kâr demek iş. Kâr iş.
Hane iş yeri. İş yeri. Tamam mı? İş yeri demektir. Meyhane, şarap evi, şarap içilen yer anlamında. Mey. Mey demek şarap. Mey. Ab su. Ab su. Mey şarap. Evet, şimdi ez den takısıydı. Ez hane evden. Evden. Bunların zamirlere bitiştiği zaman bazı istisnai durumları var arkadaşlar. Zamirlere bitiştiği zaman mesela men demek ben demekti. Beni nasıl diyeceğiz? Men ra olması lazım değil mi? Mantıken. Mantık öyle gerekiyor. Fakat men ra olmuyor. Mera. Beni. Tu sen demekti. Mantıken tura olması lazım ama öyle olmuyor. Tura seni. Tura seni. Diğerleri değişmiyor. Ura onu. Mara bizi. Burada bir şey düşmüyor. Bizi. Şumara sizi. İşanra onları. Sadece menra'da nun düşüyor. Mera oluyor. Tura'da vav düşüyor. Tura oluyor. Tamam mı? Sadece bunlarda düşme var. Diğerlerinde herhangi bir düşme yok. Bana nasıl oluyordu? Bemen. İsmin E hali. Bemen bana. Şimdi onu da yazacağız. Bunları ödettiniz mi? Bilmedi hocam. Onu B işte söyleyelim. Bemen bitişi ota olur. Bemen böyle de olur. Bana. Şimdi men tu o. Bir de işaret değil mi? B o ona. B u ve o ona. İşte bazen B u yerine B-U dile zor geldiği için eski metinlerde bunu çok görürsünüz. Bedu. Bedu. Ona demektir. Yani dal harfi giriyor araya gördünüz mü? Veya işte elif dala dönüşüyor. Men B-U goftem. B-U görüyor musunuz? B-U dile zor geliyor. Onun için bir kaynaştırma dal giriyor oraya. Men bedu goftem. Ben ona söyledim. Men bedu ona goftem söyledim. Veya an neydi? An o. İm bu. An o. İn bu. Be an yerine yine kaynaştırma harfiyle bedan ona. Be'in yerine bedin. Be'in yerine bedin buna veya bedin suret bu suret ile öde olur bazen bu be orada bağ anlamında olur. Danisten bilmek. Dan muzaresi. Bedan bil. Emri hazır bil. Onunla karıştırmayın. Buradaki bedan be an demektir. Ona demektir. Aynı hızdır. Tamam mı? Böyle. Ha bir de şu ez bazen zi diye kısaltılır. Ez men benden. Ez men yerine zimen benden de olur. Ez men diye de iki türlü de olur. İki türlü de görebilirsiniz. Tamam mı? Ve ez yerine vez gibi kısaltıldığını şiirlerde falan özellikle çok görürsünüz. Ve ez Ankara Ahmet ve Ankara'dan geldiğine vez
Yani ve ez demektir. Elif düşmesi gibi. Bu tür şeyler zaten metin okudukça göreceksiniz. Bazı ekler sayfa 11'de bazı ekler var. Ba ile. Az önce söyledik. Ba ile. Men, Ba Hasan, Be medrese Reftem. Ben Hasan'la okula gittim. Ba Hasan, değil mi? Ba Hasan. Hasan ile. Hasan'la. Ba Hasan, Be medrese Reftem. Evet. Şimdi bu gördüğümüz şeylerle ilgili bir cümle yazayım, ondan sonra yerlerine geçeyim. Şimdi Ali ve pazar. Ben Ali'yi pazarda gördüm. Ali ra Ali'yi, men Ali ra Ali'yi der bazar, pazarda didem gördüm. Men Ali ra der bazar didem. Ben Ali'yi pazarda gördüm. Beray veya az önce o bayi örnek yazalım. Ali Ba Hasan Be Kitaphane Reft. Ba Hasan, Hasan ile Be Kitaphane, kütüphaneye Reft gitti. Fatıma Ba Aişe Kebap Hort. Fatma Aişe ile kebap yedi. Şimdi bu tekil ya, şu asıl Ali'dir. Binin ile. Ama reften deseniz yanlış olmaz. Fatıma Ba Aişe Kebap Hort. Burada asıl Fatıma olduğu için Hort diyebiliriz. Ama Hordent deseniz de mani anlaşılır. Şimdi beray diye bir şey var. İçin sebep bildirir. Bunları yazdıktan sonra ona geçelim. Şöyle şimdi Fatma ile Ayşe dediğimiz zaman yani Türkçe'de Fatma ile Ayşe kebap yediler diyoruz. Şimdi ve dersek o zaman çoğul gelir. Fatma ve Ayşe kebap Hordent yediler. Ve. O zaman iki tane özne iki tane oluyor. Ve yani. İki çoğuldur Farsça'da. Ama burada özne Fatıma olur. Tamam mı? Kimin ne yediği önemli değil çok fazla. yazdınız mı? Beray için Beray malumat. Malumat olsun için. Malumat için. Malumat olsun diye söylüyorum. Türkçe kullanırız değil mi? Beray malumat diye. Men Beray dideni tu seni görmek için ve hane itu senin evine Ahmet'im geldim. Men berayi diden itu. Beray için. Diden görmek. Diden itu seni görmek için. Ben seni görmek için. Behane itu senin evine Ahmet'im geldim. Beray için.
Burada kitabımızda olmayan bir şey daha ekleyelim. Derbare-i hakkında demektir. Bunları yazdınız mı? Hocam şu menbaa koyuyorsunuz. Arkadaşlar, hane-i tu, senin evin. Hane-i Ali, Ali'nin evi. Esre vermek için hane, sonundaki hane okunmayan bir hane değil, bak H'si çıkmıyor. Hane. Şimdi ama kaide neydi? İsim tamlamalarında, izafet terkibi isim tamlamalarında birinci kelime, ikinci kelimeye esreyle bağlamak zorundaydı. Okunmayan H'ye hareket koyarsak hanehi gibi okunurdu ama haneh diye bir kelime yok Farsça'da. O zaman mecburen bir kaynaştırma harfi olarak hemze, kaynaştırma harfi hemze, hemzeye esre veriyoruz. Hane-i tu, senin evin. Hane-i Ali, Ali'nin evi. İsim tamam olarak konusu gelecek herhalde. Gelecek, göreceğiz bunları. Tamam mı? Derbare-i hakkında Ali der'in mevzu der veya der'in mevzu derbare-i Ali derbare-i İn mevzu bu konu hakkında cüstucu kert araştırma yaptı. Ali derbare-i in mevzu bu konu hakkında in bu mevzu konu cüstucu araştırma research kerden kerdem kerdi kert yaptı. Ali bu konu hakkında bu mevzu hakkında araştırma yaptı. Burada ber üzerinde anlamı gelen bir kelime daha var. Ber. Bir de ruy vardır. Mesela miz masa. Ruy-i miz. Masanın üstü. Yüzeyi anlamda. Berhane, evin üstüne, evin üstünde gibi. Bi ve na takıları vardır. Olumsuzluk eki olarak. Farsça'da bi ve na. Biler isimlerin başına gelir. Na'lar sıfatların başına gelir. Bunlar sayfa 13'te tekrar gelecek. Hocam, tamam. Nabi var ya şair. Hı. Yani manasını bu iki kelimede. Evet, hem na hem bi. Yani yokun da yoku gibi tevazu göstermiş. Siliyorum bunu, tamam mı? Cüstucu nasıl hocam? Cüstucu araştırma. Cüstucu araştırma demek. Modern bir kelime. Bi ve na. Bunlar olumsuzluk ekleri. İsimlerin başına bi gelir. Bi haber. Habersiz. Bi namaz. Namazsız. Türkçe'de biz bey namaz diyoruz ya. Bey namaz, bi namaz. Hı? Bitap. Bitap. Şimdi bazılarına düşünerek bir şey yapmak istiyorum. Çünkü yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Efendim. Mesela bir mana. Manasız. Bazı kelimeler kökten şey oluyor. Kökünde oluyor. Bir mana manasız. Bakın bu mana, haber, namaz hepsi isim. Onun için bi geliyor. Ama na mesela na haber diyemiyoruz. Haber isim, bi haber, na haber demiyoruz. Hoş, iyi, hoş insan.
Hoş bir sıfattır. Sıfatlı. Sıfat olacak. Na göre na hoş. Ha. Na hoş. Çirkin. Hoş olmayan. Mahrem bir sıfattır. Mahrem kadın. Yani yakın akraba demektir. Na mahrem. Yakın akraba olmayan. Uzak. Na mahrem. Na mahremle işte tokalaşılmaz. Mesela. Değil mi? Çünkü ne demek? Mahrem demek yakın akraba demek. Yakın sıfattır. Na mahrem yakın olmayan yani uzak, yabancı, yabancı kadın. Yabancı kadın demektir. Na mahrem. Hatta işte danisten dan bilmektir. Na'dan bilmeyen cahil gibi. Tamam mı? Na rahat. Rahat mesela sıfattır. Rahat yatak deriz. Na rahat, rahat olmayan. Rahat olmayan. Na tamam. Tamam olmayan. Eksik yani. Na tamam. Tamam olmayan. Yani eksik. Tamam mı? Mütenahi sonlu. Bu alem. Mütenahi alem diyoruz. Sonlu alem. Na mütenahi sonsuz. Na hak. Na mütenahi. Sonsuz. Na hak. Haksız. Haksız. Na değil. Mert bir sıfattır. Ha bazen mert adam anlamında isim olur. Bazen de mert sıfattır. Na mert yiğit olmayan. Mert kelimesine yiğit sıfat yiğit anlam versek na mert yiğit olmayan kalleş gibi anlamına gelir. Evet, burada kalacağız. Şu şeyleri hızlıca bakalım. Ne kaldı? Tamam, bir şey kalmamış. Soru şekline gelmişiz. Haftaya sayfa 12'de soru edatlarından devam ederiz. Peki. Allah'a emanet olun.